bugün çok önemli bir suç duyurusunda bulunacağız. Tarihi bir suç duyurusunda bulunacağız. Niye derseniz, bununla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunacağım. Birlikte kanuni haklarımızı kullanarak Taksim İstiklal Caddesi'nde İmam Adnan Sokak önünde seçimlerle ilgili el ilanını dağıtırken bir sivil polis ekip arabası hışımla çok sert bir şekilde, çok düşmanca bir tavırda, çok hakaretlerde bulunarak bir anda araçtan inerek üzerlerimize küfür ederek hemen kaldırın bu masayı, kimden izin aldınız falan diyerekten sözlü sataşmalara giriştiler. Yani hareket davranış yönünden bir polisten ziyade bir mafyaya benzettiğimi açıkça söylüyorum yani. Gerçekten öyle yani. Burada da gelmiş olsa onları gösterdim. Genelde onlar bizim toplantıyı takip ederdi ama bugün gelmemiş. Maalesef Beyoğlu'nda emniyet içerisinde bir takım polisler, bir takım güçler adeta bir çete kurmuş. Ve kameraların çekmediği yerlerde bir mahkemeler oluşturulmuş. Bu polis içerisindeki bu işkenceci çeteler bu ülkenin hakimlerine, savcılarına güvenmeden herhangi bir gözüne kestirdiği biri, herhangi bir günahsız biri, bu bir çiçekçi olabilir, bu bir midye satan biri olabilir, bu ailesiyle gezmeye gelmiş olan biri olabilir, bu herhangi bir turist olabilir, bu yaşlı bir insan olabilir, bu akıl hastası olabilir, bu sıradan herhangi bir insan olabilir. Bunları kameraları çekmediği özellikle kutu alanlar, işte o mahkemelerin biri de şu köşedir, mobesanı çekmediği yerlerden, o tuvalet aralarında, yıkıntı köşelerinde adeta bir mahkeme gibi küfür ederek, insanlara hakaret ederek, ağzına burnuna vurarak, tekmeleyerek, seni bizi kimse kurtaramaz, en ağır küfür ve garip şeylerde bulunarak, hakaretlerde bulunduğunu bizzat biz gözlemlemiştik ve bununla ilgili olarak yasa dışı bir şekilde kanuni hakkımızı kullanmaya müsaade etmediler. Kısadi şefkatleri olan elsizlere, güçsüzlere, açlara, cinsel kurbanlara, şiddet mağdurlarına, şefkat kapısı, yoksullukla mücadele ve ötekileri de insan hakları derneğinin genel başkanıyım. Aynı zamanda başbakanlık insan hakları danışma kurulu üyesiyim. Yani ben haklarımızı söylememe rağmen o iki gözü dönmüş polis demeyekten utandığım iki iğrenç insan, en ağır küfürleri eden, polis teşkilatının içine eden, polis teşkilatını leteleyen ve bu letelikten dolayı vatan hainliğini bile suçlayabileceğim bu iki şahsiyetsiz insan, beni ölümle ve tehdit ederekten ve kanunsuz şekilde arabanın içine tehdit ederekten beni nereye götürdüklerini söylemediler. Ama arkadaşlarımın 155'e kut alanlara götürüp sürükleyerek yargısız infaz yapmakla olmaz. Değerli arkadaşlar, ben bu suçlamaları yaparken, bu çalışmaları yaparken dün gece maalesef bir vatandaşı yakaladılar. Karakola götürmek yerine, savcılığa götürmek yerine İstiklal Caddesi'ndeki simit dünyasının yanındaki Fransız Başkonsolosluğu Kültür Merkezi'nin yanına soktular. Ve yüzlerce vatandaş gördü, ben de gördüm. Hemen ben de bulunduğum yerden askerli bir dakika. 10 tane polis acımasızca kafasını ezerek o insanı, kafalarına tekmeleyerek, onun görüntüleri de benim cep telefonumda, onun görüntüleri de hastaneye kaldırdığımız görüntüler. Ve polisler aradığım halde, aracın plakasını verdiğim halde, o araç da gelerekten bunu öldüresiye dövdüler, kafasına bastılar, tekmeler attılar. Hiç kimse müdahale edemedi. Çünkü polisler orada kudurmuş gibiydi. Kudurmuş gibiydi. Tabir aynen bu. Ve haince orada o çocuğu yargıladılar ve öldü diyerekten, köşede bir yere bırakarak da 155 aradım. 34A 86 155 plakalı Vuitton marka polis arabasıyla birlikte o gencin linç edildiğini, ölmek üzere olduğunu söylediğim halde ve bu kişiyi sürükleyerek teslim edeceğiz arkadaşlar. Ve orada abi ne olur beni polislere teslim etme diye ağlamaya başladı bu kişi. Hep bize böyle yapıyorlar. Hep bizi ülkemizden soğunduruyorlar. Hep bizi kahroldu. Nasıl bulamaz buraya ambulans? Hep ambulans bile bile geç geldi. Ve çocuğu götürdük. Beyin kanaması, troması çekildi. Bunu söylüyorum. Burada Beyoğlu polisindeki bir kısım polisler, tamam çok çalışıyorsunuzdur, tamam ekonomik yönden yeterli paranız yoktur, her şey tamam, her şey tamam, hepsinin yanındayız. Ama niçin bir vatandaş yargısız infaz yapıyor? Siz hakim misiniz? Savcı mısınız? Nesiniz? Bela mısınız? Vatan aynı misiniz? İşkenceci polisler vatan aynıdır arkadaşlar. Bu ülkeyi görmek isteyenlerin arasında doğuda aramayın söylüyorum. Doğu'da aramayın, Güneydoğu'da aramayın. Teröristler burada ve ellerinde silah var.
polis gözeti var. İşte biz başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza hepsine bunları anlatıp tek tek detaylı olarak şahitleriyle, belgeleriyle postalayacağız. Yeter! Allah'tan korkmaz, utanmaz. Vatan hain misiniz? Bakın bir şey söylüyorum. Bir saat milletvekillerine rica ediyorum. Savcılara, hakimlere rica ediyorum. Sivil toplum kuruluşuna rica ediyorum. 15 dakikanızı şu Beyoğlu'nun sokaklarında gezin sivil kıyafet. Normal değil ama bazı polisler bu devlet düşmanı. Bölücülük yapıyorlar. Bunu kabul edin. Kaç kişi diyorum. Abi sadece doğru olduğum için dayak yiyorum burada diyor. Bunu yazın. Hainlik burada. Ben doğru olmadım abi. Bunu bir ayda gördüm. İyi ki görmüşüm. İyi ki bu şerefli, onurlu bağımsız milletvekili adaylarına destek vermişiz şefkatleri olarak. Bir omuz da zaten süsü sarsı sokakta. Şu an ben bir polis tarafından basılıp kurşunlanma endişemiz bile var arkadaşlar. Biz fuhuş mafyasıyla mücadele ederken, bilmem nerelerle mücadele ederken karşımıza polisin içerisindeki bir takım örgüt çıkıyor. Bakın, vicdanlı polisler bunlarla başa çıkamıyor. Çünkü bunların psikolojisi bozulmuş. Tedavi edilmesi lazım. Akıl sağlıkları kontrol edilmesi lazım. Arkadaşlar, bunu herkes görsün. Bakın, herhangi bir uzman bir psikiyatri gelsin, özellikle Beyoğlu'daki görevli polis memurlarını, işkencecileri bir muayene etsin. Ve acı olan ne biliyor musunuz? Bunların çoğu yeni polis. Yeni polis. Tabii. O gün de şöyle yapıyorlar. O kişiden. Tamam, mektuplarınızı gönderin. Bir saniye bakın, şunu gönderin. Tamam, 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 şunu gönderin. Abi geri gel. Sen oğlumu niye bırakıyorsun? Tamam. Evet. Uyurun işte. Gel. Gel. Uyurun. Dur. Dur. Hey. Uyurun. Bunu da. Gelirim. Benim bir korkum yok ki. Bizim araba. Tamam bunu. Bizim araba. Orada yürü. Orada yürü. Bizim araba. Gelirim. Gel buraya. Buyur gel. Geç. Sadece. Hayır, bayan parçalı mı çıkıyor? Geç sadece, siz biniyorsunuz bak. Hayır, sen biniyorsun sadece. Sadece siz biniyorsunuz bakın. Geçelim.